Kırmızı pancar denince benim aklıma turşu suyu geliyor, Eminönü'ndeki balık ekmek geliyor. Ama uzun bir süredir uzak kaldık. Kırmızı pancarın ailesi oldukça büyük bir aile. Bunun içerisinde pazı da var, şeker pancarı da var. İyi bir haber, Türkiye nişasta bazlı şeker kotalarını düşürdü ve şeker pancarı üretimimiz artmaya başladı. Kendi ayağımıza sıkmaktan kurtulduk. 100 gram kırmızı pancar 49 kalori. İçerisinde özellikle çok zengin lif var, şeker oranı fazla, folat oranı ise günlük ihtiyacımızın %20'si. Vitamin C, potasyum, magnezyum, fosfor ve manganez içinde bulunuyor. Gıda endüstrisi boya ve katkı maddesi olarak kırmızı pancarı kullanıyor. Hem de yaygın olarak. Önce uyarılar, yüksek oksalat içeriyor, onun için böbrek taşı olanlar uzak duracak. 2. Yüksek iriük asit, aynı şekilde gut hastalığı olanlar da uzak duracak. Yüksek şeker içeriyor, şeker hastalarının çok dikkatli olması lazım. Gaz ve hazımsızlık yapıyor, onun için günde yarım bardak suyundan fazla içmeyiniz ya da her gün yemeyiniz. İdrar ve dışkuyu boyuyor, üstümüzü de bozuyor. Herkes bunu gayet iyi bilir. Bu diyagramı neden koydum? Çünkü içindekiler nitrat var, fenoller var, askorbik asit, C vitamini var ve betalinler var. Özellikle betalinler ve fenoller çok önemli. Bir de üzerine nitrat eklenince kırmızı pancarın gerçekten sağlık etkileri muhteşem. Çok güçlü antioksidan, açık ara önde, betalinlerden dolayı. Nitrat damarları genişletiyor, damar hastaları için gayet iyi. Dolaşımı artırıyor, atletik performansı artırıyor, inflamasyonu, iltihabı azaltıyor, bağırsak florasını besliyor ve kansere karşı deneysel olarak önleyici düzeyde etkileri var. Libidoyu da arttırıyor, göze iyi geliyor, özellikle yaşlılıkla göz kaybında, karaciğeri de temizliyor. Yani kısacası kırmızı pancarı unutmayalım. Dinlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere, hoşça kalın.